Milli takımımızla ilgili de haberimizi ekranlarınıza getirdik. Sırada bir Skype bağlantımız var. Suat Umurhan bugün bizlerle birlikte. Hem Süper Lig ekiplerimiz hem de tabii milli takımımızı birlikte konuşacağız. Hoş geldin Suat, yayınımıza günaydın. Nasılsın? Hoş bulduk. Günaydın Demet. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. İstersen özellikle bugünkü Kopenhag maçına geçmeden önce bir milli takımı konuşalım. Az önce de haberimizde Abdullah Avcı'nın maç sayısıyla biraz fazla olduğunu gördük adaylar arasında. Bugün bir görüşme gerçekleşecek Riva'da. Zaten bu sebeple de Stefan Kuntz İstanbul'a geldi. Tabii bu görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak bilmiyoruz şu an. İlk önce bunu sormuş olayım. Sana biraz belli gibi ama sonrasında da tabii bir yabancı ya da Türk teknik adam iddiası var. Aslında hep Türk olarak biz konuşmuştuk ama Löw iddiası ve Montoya iddiası da var, yorumuna olarak başlayabiliriz. Stefan Kuntz'un buraya gelişi aslında tamamen hani dostane bir ayrılığın olduğu. Hı. Yani telefonla Sayın Kuntz Almanya'dayken görevine son verildi olmasın diye. Bugün muhtemelen birazdan da başlar, 10-11 civarı denmişti. Orada başlar görüşme, sonrasında karşılıklı bir basın açıklamasıyla belki yollarına ayrıldı, duyurulur. Yani tazminatı verilerek görevden alınacaktır Kuntz. Artık onun için yani bundan sonra görevde kalması gibi bir durumu düşünmüyorum, yani söz konusu bile olmaz. Diğer tarafta iki tane aday öne çıkıyor şu anda. Birincisi Abdullah Avcı. Yabancı olarak da Vincenzo Montella. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un başındaki İtalyan teknik adam. Burada son günlerde Montella'nın bir adım öne geçtiğini de söyleyelim. Montella'nın bir adım öne geçmesiyle birlikte işte biraz değişti. Çünkü hep yerli teknik adamı savunmuştuk. Yani en azından milli takımın başında yerli bir teknik adam havayı daha iyi koklar, oyuncularla daha iyi iletişim kurar. Çünkü milli takım dediğimiz yer çok kısıtlı bir sürede çok kısıtlı maç yaptığınız, oyuncuları bazen bir gün iki gün görüp hazırlayıp sahaya sürdüğünüz, yani bir taktik çalışma, bir fizik gelişimi değil de tamamen mental bir gelişim, bir motivasyon gelişmesiyle sahaya sürdüğünüz bir ortam. Burada yabancı bir teknik adam tercihi benim için soru işaretidir. Hani Kuntz'u Almanya U21'de iki tane şampiyonluğu vardı genç takımlarda. Yeni bir jenerasyon, gurbetçi kökenli oyuncu sayımız çok, onun için getirildi. Montella tercihi neden olur? Bunu da federasyon başkanı başta olmak üzere yetkililer bize açıklamalı. Çünkü neden Montella, neden Avcı değil ya da neden Fatih Terim değil, neden Aykut Kocaman değil? Bu net bir şekilde ortaya koyulmalı bu sefer. Peki sence Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığı kesin olarak bugünkü toplantıdan sonra kesinleşir mi? Stefan Kuntz'un artık hiçbir kredisi yok. Yani kesinleşmezse benim için sürpriz olur. Hı hı. Bu saatten sonra Faroe Adaları'yla yenilmişsiniz. Lüksemburg'la berabere kalmışsınız. Ermenistan'la kendi sahanızda berabere kalıyorsunuz ve şunu da belirtelim. Sayın Kuntz'un döneminde Türk futbolu ne oynadığını bilmiyor. Yani biz bir dahaki maç ne oynayacağımızı bilmiyoruz. Bir sonraki maç ne olacağını bilmiyoruz. Yani bir şablon yok, bir planlama yok. Hani kafası kesik tavuk gibi herkesin bir şey yapmaya çalıştığı, sağa sola koştuğu bir milli takım görüyoruz son iki senedir özellikle. O yüzden devamı bence daha büyük hata olur. Peki 12 Ekim'de Hırvatistan'la grupta bir mücadelemiz var. Bu süre zarfı sence yeni teknik adam ve oyuncular arasındaki bağ kurma açısından yeterli mi? Zaten yani 12 Ekim'e 2-3 hafta var ama son hafta, hatta 3-4 gün anca oyuncularla buluşabileceksiniz. O yüzden tabii ki milli takım teknik direktörü kim seçilirse daha öncesinde bazı isimlerle iletişime geçecektir. Kenan Koçak, Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın görevde kalma ihtimali de var, onu da söyleyeyim. Yeni gelecek teknik adama destek amaçlı. Çünkü Kenan Koçak gerçekten bütün oyuncu grubuyla iletişimi olan ve neredeyse Kuntz'un hani bilgilerinin %80'ini sağlayan bir isimdi milli takımda. Onu da belirtelim ama ben tekrarlıyorum, yerli ve kısa vadede oyuncuları hemen motive eden bir teknik adamdan yanayım. Vincenzo Montella olursa da ağır bastığı için söylüyorum şu anda, bize nedeni açıklanmalı. Peki devam edelim istersen. Galatasaray-Kopenhag mücadelesine gelelim. Hepimiz çok heyecanlıyız bu akşam adına. Umarız bir galibiyetle başlarız gruba. Peki Kopenhag karşısında sence şansımız ne derece var? Neler düşünüyorsun? Gerçekten
herkes Şampiyonlar Ligi'ni özledi Türkiye'de. O müziği duymayı, sahaya çıkan takıma destek olmayı, birlik olmayı özledi. Keyifli bir maç. Şöyle tam bize göre dişe diş, yani zaten üçüncülük için iki takım da aday gösteriyor ilk etapta. Bütün dünyada ilk çıkan planlamada böyle. Üçüncülük için başta çok kritik bir iş. Eğer bu maçı Galatasaray kazanırsa bundan sonra ikincilik için yeni planlamalar, bir sonraki tur için yeni hayaller, şablonlar oluşturulabilir. Kendi sahanızdasınız. Avantaj sizden yana. Seyirci avantajınız var. Buraya kadar tamam. Ama diğer tarafta çok sert, çok baskılı oynayan, çok mücadeleci bir rakip var karşınızda. Yani orta sahası ile birlikte hücumu zaman zaman 4-3-3 ağırlıklı oynayan ve o 4 stoperi geçiyorum. Öndeki 2 üçlü, yani orta saha ve hücumdaki üçlüsü inanılmaz alan kapatan, çok baskı yapan, top özellikle kanatlara doğru yöneldiğinde orada alan parselizasyonunu yapıp sizi kitleyen bir takım. Bunu aşmanın yolu da biraz uzun topları kullanmak, biraz hızlı kanatları başta Kerem olmak üzere kullanmak, bir de orta sahanın hakimiyetini bir an olsun kaybetmemek. O yüzden de ben Galatasaray'ın özellikle ilk başlarda muhtemelen baskı yiyecektir. Bu ilk 20-25 dakika net gözükür. Yani top çıkarırken baskı yiyecektir. Buraları kayıpsız geçmesi lazım. Yani top kaybı Galatasaray'ın özellikle hücuma çıkarken en korkulan şeyi olmalı. Peki biraz da kadroyu konuşalım. Çünkü en merak edilen konulardan biri de yeni transferlerden hangilerinin 11'e dahil olma ihtimali ya da Wilfried Zaha'nın bu maçta oynayabileceği mi? Şimdi Ziyech en fazla konuşulan isim, özellikle Tete'nin Samsunspor karşısındaki performansıyla beraber Ziyech'in 11'de başlaması bekleniyor. Onun dışında özellikle atıyorum Kerem Demirbay, Ndombele tercihinde bir değişiklik olur mu sence? Zaha son dakikalarda sahneye çıkabilir mi? Neler düşünüyorsun? Geri dörtlünün hiç değişeceğini düşünmüyorum. Burada da Angelinho'ya bir parantez açayım hemen. Tabii. Oyun kurucu olması yönüyle bu maçta Galatasaray'ın ekstradan işine yarayabilir. Hani o baskıyı kırmada pas oyunu oynaması, oyun kurması, terse uzun top atması işine yarayabilir. Orta sahaya geçelim. Ben Torreira ile Kerem'i bekliyorum yeniden. Ndombele'nin oynamasını şimdilik güç görüyorum. Çünkü Kerem Demirbay da Samsun maçında iyi bir performans sergiledi. Bir de Angelinho'da söylediğimi onda da söyleyeyim. Daha fazla pas oyunu oynaması, dikine top atabilmesi, biraz savunma arkasına adam kaçırabilmesi bu maçta avantajı olur. Ziyech'in ben sahada olacağını düşünüyorum. Tete'nin performansı iyi bir seviyeye çıkmadı şimdilik. O yüzden Tete muhtemelen kulübeye gidip Ziyech önüne gelecektir. Hemen forvet arkasında Mertens, diğer tarafta da zaten Kerem olur. En uçta da Icardi olur. Bunun dışında bir değişiklik, şunu görürüm, şunu yaparım. Yani zaten muhtemelen 11'de benim dediğim gibi şekillenmiş ama ben şöyle de bir opsiyonu koyayım. Mertens'i kulübeye çekip Barış Alper'i sağ kanatta kullanabilirim. Yani daha sert olması, daha baskıcı olması, en azından ilk başlarda o rakibin direncini kırması açısından onu Ziyeh'in yerinde oynatıp Ziyeh'i de forvet arkasına çekebilirim. Öyle de bir opsiyon olabilir. Peki geri dörtlüden bahsettin. Değişeceğini düşünmüyorum dedin. Angelinho, Abdülkerim, Nelson ve Sacha Boey dörtlüsü. Ki ligde de savunma anlamında iyi bir performans sergiliyorlar ama dün Okan Buruk basın toplantısında özellikle iyi savunma yapmalıyız dedi. Savunmaya biraz dikkat çekti açıkçası. Şimdi bir de yeni transfer var, Sanchez. Acaba onu dahil olma ihtimali hiç mi yok? Sen buna ihtimal vermedin ama tekrar bir soruyorum. Yani şimdi hiç mi yok, hiç mi Hiç yok mi yok? bilmiyorum. Yani %1 oynar, iş bana kalır. Ama şunu söyleyeyim, uzun süredir birbirini tanıyan iki oyuncu var. Nelson ve Abdülkerim. O yüzden bu ikisini bu kadar çabuk gelen bir oyuncu, yani Davinson Sanchez için hemen bozulur mu? Çok büyük risk. Buna kolay kolay bir teknik adam, özellikle de iç sahada girer mi bilmiyorum. Ama bundan sonraki maçlarda elbette ki ben Davinson Sanchez özellikle Avrupa'da bir numaralı stoper olarak kullanmayı düşündüğünü biliyorum. Bu olacaktır ama ilk başta çok daha takımla idman bile doğru düzgün yapamayan Davinson Sanchez'i bu tip bir maçta stoperde kullanmak çok büyük risk. Bunun altına da gireceğini düşünmüyorum. Peki şimdi Galatasaray'ın ilk hafta mücadelelerine hem Avrupa'da hem de ligde baktığımızda oyunundan
oyununu eleştirmiştik açıkçası. Çok iyi başlayamadığını söylemiştik. Sence 5. hafta itibariyle artık bu değişti mi? Galatasaray geçen sene de böyle başladı. Hatta daha geç ısındı. Yani ilk haftalarda hatırlasın herkes, çok kötü bir takım vardı. Evet, yani hep bir Gomis Icardi kurtarıyordu o falan yoktu. zamanlarda. Gomis kurtarıyordu. Yaptığınız Seferovic transferi hiçbir işe yaramamıştı. Oralardan takım döne döne buraya geldi. Şu anda elinizde çok daha iyi bir kadro var. O yüzden de ben Samsun maçında onun ateşinin yandığını gördüm. Böyle bir gelişim başladı. Kopenhag maçı gibi kritik bir karşılaşmayı da atlatırsanız, yani Şampiyonlar Ligi'nde bu süreyi de kayıpsız geçerseniz, o zaman biraz daha takımın önü açılır. Bir de şunu da altını çizelim tekrar. Bir sürü oyuncu bu maçı bekliyor. Yani taraftar bekliyor, camia bekliyor da oyuncular da bunu bekliyor. Icardi'nin son 7 Şampiyonlar Ligi maçında golü yok. İlk 12 maçında hep gol atmış, sonrasında yok. Mertens Avrupa'nın üst seviyesinden, Napoli'den geri gelip o formunu yakalamış ama sezonu bitirirken de futbola veda edecek. Yani diğer tarafta Davinson Sanchez, Ndombele, Ziye, Tete, Zaha, bunların hepsi Şampiyonlar Ligi için geldi buraya. Oyuncuların da ekstra motive olacağını unutmayalım bu. Peki Suat, çok teşekkür ederiz aktardığın detaylar için. Sana iyi haftalar, iyi günler diliyorum tekrar. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Suat Umurhan'a teşekkür ediyoruz. Hem milli takımımızdaki bu teknik direktör sorunu ve son gelişmeleri, bir de tabii bu akşam oynanacak Galatasaray-Kopenhag mücadelesini kendisiyle beraber konuştuk. Bu bağlantının ardından ikinci saat dilimimizi de noktalayalım. Noktalarken dün ekranlara gelen Spor Merkezi programında neler konuşulmuş birlikte izleyelim. Ardından saat başında Onur Özkan stüdyo konuğumuz olacak. Tüm gelişmeleri onunla değerlendireceğiz. Sizi de bekliyoruz.